Şimdi bak ben mesela kendimi zorlamıyorum, bakıyorum. Işıklı bir alem, elips şeklinde bir ekran var şu an karşımda. Ve pırıl pırıl bir alem, Beril var, sen varsın karşımda. Ve uzakta gibi görünüyorsunuz. Ve nefis bir netlik var. İnsan gözünün içindeki sıvı grimsi, perte grimsi yani böyle hafif şey yani öyle net değil. Bulanıktır. Fakat şuradaki görüntünün keskinliğine, netliğine bakın. Beynim içinde olduğu halde şu keskinliğe bakın. Yani değil mi? Yani %100 karşımdaymışsınız gibi görünüyor. Yani net, direkt karşımda gibi görünüyor. Şimdi böyle bir durumda bir insanın iman etmemesi mümkün mü? Değil. Ya böyle bir görüntüyü kim yapabilir? Yani nasıl olsun böyle bir şey? Ve bunu kim görüyor? Yani bunu göreni kim yapıyor? Bakın bunu göreni kim yapıyor? Bunu görmek ayrı bir sanat. Bunu göreni yaratmak ayrı bir olay. İnşallah hocam. Evet. Yani bunu görenin yaratılması çok büyük olay. Çünkü onun ayrı bir tane de bir onun gözü var. Şimdi beyinde diyor görüntü oluşuyor diyor. Beyinde. Beyine görüntü oluştu dedi. Beyine giden elektrik akımını kastediyor. Ete giden elektrik akımı. Beyindeki o elektrik akımını, beyine giden o elektrik akımını, gözden beyine giden o elektrik akımını gören göz kim? Asıl bu insan bu işte. Yani öbürü zaten bir mekanizma, alet, etten alet. O yani insan o değil. Asıl insan o değil. O kalıp o. O ceset o. Onu göreni biz insan diyoruz asıl. Onu gören zaten hesap veriyor ahirette. Ceset hesap vermiyor. Ceset çok rahat. Cesedin bir konusu yok yani. Göz hesap vermez. Göz et. Yani normal bildiğin et. Beyin de ettir de normal et. O hesap vermez. Onu gören asıl göz var. Yani beyindeki görüntüyü gören asıl göz. O elektrik akımına bir bakıyor o göz. Elektrik akımını pırıl pırıl dünya olarak görüyor. Yani bakın yeteneğe bakın o gözdeki yeteneğe. Elektrik akımı geliyor. Elektrik akımına bir bakıyor. Bir mucize. Elip şeklinde birden bir ekranda pırıl pırıl yatlar, katlar, dünya, insanlar, genç kızlar, delikanlılar, herkes insanlar var. Bu gören varlık normal mi bu? Değil yani bu olağanüstü bir şey değil mi bu? Çok olağanüstü. Ya elektrik akımını adam dünya olarak görüyor bu kişi, varlık. Adam demeyeyim Allah affetsin bu varlık. Dünya olarak görüyor. Bu ne demek bu? Hiçbir açıklaması yok. Ve bir de kokluyor. Burun olmadığı halde kokluyor. Ya burun koku olmaz ki. Buruna havadan kimyasal maddeler geliyor burnunda. Kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Elektrik akımı meydana geliyor burundaki sinir hücrelerinde. Burun alıyor garibim. Beyne iletiyor elektrik akımını. Şimdi gül kokusu elektrik akımı olarak geliyor. Orada bir burun var. Bir şöyle bir içinden bir çekiyor. Mis gibi gül kokuyor. Bu elektrik akımı diyor. Bakın çok amperi düşük elektrik akımını mis gibi gül kokusu olarak alıyor. Ne kadar güzel kokuyor diyor. Dil. Ağızda. Mesela pirzola yiyor. Ya nefis mi? Çok şahane pirzola diyor. Bayağı şahane diyor. Üstüne de şu garnitürlerden alayım diyor. Dil ne yapıyor? Onu o ya dokunan kimyasal maddeleri elektrik akımına çeviriyor. Alıyor beyine götürüyor. Çok düşük amperde beyin. Ne elektrik akımı? Beyindeki dil ve ağız onu yiyor. Oradaki kişi. Yani beyindeki kişi yiyor. O asıl lezzeti alan. Yani dil almaz lezzet. Dilin hiçbir özelliği yok. Dil ettir. Normal satıyor ya koyun dili gibi. Satıyor. Aynısı da hiçbir şey özelliği yoktur. Yani bomboş bir şeydir o. Elektrik akımını götürür beyine. Beyine götürür. Beyindeki insan o yemeği yer. Ve tadı alır. Beyindeki o ruh. Yani o ne kadar lezzetliymiş diyen odur. Beyindekidir. Dil ne anlar etten? Dile sadece temas ediyor. Dil o kimyasal maddeyle temasa geçip oradaki elektrik meydana gelen elektrik akımını beyne götürmekten mükellef bir mekanizmadır sadece. Dil yani damak tadı diyor. Damak zaten tat almaz ki damağın tadı olsun. Değil evet. mi? Evet. O elektrik akımını yemek olarak alan, o elektrik akımını dünya olarak gören oradaki beyindeki kişi insandır. İşte biz buna ruh diyoruz. İnşallah. Anlaşıldı mı? Ve bundan size az bilgi verilmiştir. Evrimciler daha bir de dille, damakla uğraşıyorlar. Asıl insan ayrı. Asıl insan değil mi?
O elektrik akımını gören gözü bu adamın, bu kişinin nasıl bunu araştırmaları lazım? Nasıl bir gözü var ki elektrik akımını simsiyah beynin içinde canlı ve renkli bir dünya olarak görebiliyor?